Merhabalar, benim adım Pembe Yılmaz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ama bir hataları var büyüklerin. Kimin hataları var? Şimdi ilk sorum ne biliyor musunuz size? 31 Mart yerel seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncem aynen, eskisi gibi. Sizin özel istekleriniz var sanırım. Benim özel isteğim var ama şu kaldırımların önüne engelli girişine araba kaldırma, park etmesinler. Ben onu istiyorum büyüklerimden, yani amirlere, polislere söylesinler. Ceza yazarlarsa park etmezler. Ama genellikle bizim halkımızın arabaları, yabancı plaka değil, Ordu 52. Peki şöyle bir şey var sanırım. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz Ünye'deyiz, Ünye Meydan'dayız. Ablamızın bir isteği var. 31 Mart yerel seçimler yaklaşırken engelliler park sorunlarından dertli. Ve aynı zamanda toplu taşımaları kullanıyor musunuz? Toplu taşımalarda sıkıntılarınız var mı? Var, evet. Engelli aracımızı arabaya koyamıyoruz. Yok yani, engelli arabası yok. İki tane var. İki tanesi yetmiyor. Hastanelere özel taksiyle gitmek zorundayız. Ambulans geliyor, evin yanına park edilen arabalardan giremiyor. Ambulans da gelemiyor. O yüzden sorunumuz çok. Yani Ünye'de otopark sorunu var. Evet, arabalara otopark sorunu var. Buradan yetkililere ne diyelim? 31 Mart'ta Ünye Belediye Başkanı olacak başkanımıza. En büyük başkanımıza bunlara bir sorun çözümünü isteriz yani. Yani trafikle alakalı çözüm istiyor, evet. Ablalarımız, abilerimiz. Evet. Ünye Meydan'da güneşli havada her zaman gördüğümüz simalar. Evet, aynen öyle. Bir de engellilere ev yapmayı söylemişlerdi. Yarıda bıraktılar, onun devamını getirmelerini istiyoruz yani. Buradan büyüklerimize de mesaj olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Evet. Bununla alakalı gençler olarak beklentileriniz nedir? Öncelikle şöyle demek istiyorum. Eskiden sağcı solcu varmış. Şimdi de sağlar bile birbiri arasında kavgalı. Sollar bile birbiri arasında kavgalı. Bunların bitmesi lazım. Birbirimize kardeş, vatan, millet, bayrak etrafında hep birlikte olmamız lazım. Bizim için siyaset önemli değil, partiler önemli değil. Kim hizmet verir, buna bakmamız lazım. Kimler bizim Ünye'mizi, ordumuzu, Türkiye'mizi belediyecilik anlamında iyi yere getirir, bunu düşünmek lazım. Ünye'mizde de aynı durum var. Kim bizim Ünye'mize güzel hizmet verecek? Kim daha ileriye götürecek? Kültürel anlamda, sosyal anlamda buna bakmamız lazım. Biz bakıyoruz ki A partili, B partili, C partili. Buna bakmamamız lazım. Bakarız Ünye'mize bizim kim hizmet verebilir? Denizimize kim turizmi getirebilir? Aynen öyle. Denize gidiyoruz, pis. Denize gidiyoruz, kumlar, affedersiniz, sadece grader sokuyor, kepçe sokuyor. Ben kumu güzelleştirdim ettim. Bu olmaması lazım. Şezlong yok. Öbür tarafta mavi deniz var. Burada uzun kum var. Burada hiçbir şey yok. Bilmiyorlar başka yer. Boş. Daha nelerimiz var bizim? Nerelerimiz var? Yani eksiğimiz çok, çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmamız lazım. Ve inşallah 31 Mart'ta da milletimiz layık olanı seçecektir. Tekrar da hizmetlerine devam edecektir belediyelerimiz. Ben bir yere daha değinmek istiyorum. Belediyelerimiz hizmet anlamında da biraz da insanlara eğilmesi lazım diye düşünüyorum. Yollar tabii ki, daha deminki dediğim gibi, sahil tamam, eyvallah, ama halkımız o kadar aç olanlar var ki evlerinde. Sosyal anlamda çok eksiyiz biz. Sosyal anlamda çok eksiyiz. Mahallelerimizin inmemiz lazım. Nelerimiz var, insanlarımız nasıl? Yani sadece seçimde değil, seçimden sonra da halkın tabanına inmesi gerekiyor. Seçimde de aynı öyle, seçimden sonra da öyle. Yani bakmıyoruz, aç insanlar. İhtiyacı olanlar var, çocuğu olanlar var. Hala da ben biliyorum onu, bez alamıyor. Hala da elbiselerden, kumaşlardan çocuğuna bez yapan insanlar biliyorum ben. Bunlara neden bizim belediyemiz buna bakmasın? Tasarruf, tasarruf diyorlar. Bununla ne alakası var tasarrufun? Milletimize sosyal yardım yapmamız lazım. Şöyle bir bakın, Uniport yaptılar. Kaç kişinin elinde poşet var dışarı çıkarken? Yani sadece hizmette tabii ki de olacak ama biraz da insanlarımıza eğilmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir genç olarak senin düşüncelerini takdir ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar hayatlarını. Evet, Moda TV ekranlarından gündemi tutmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla perişanlık diz boyu. İnşallah
Ordu'dan iyi bir aday daha bekliyoruz. Yani bir Hilmi Bey'e bırakılmamalı. Rekabet içinde bir seçim gitmeli. İdris Bey'i mutlaka bekliyoruz. Yani yapılan anketler sonucunda İdris Bey'in emeği bu ülkeye çok. Hakkını da yediler adamın. Elinden ayağından kaydırdılar. Adam yaptığı hizmetlerin karşılığını alamadan adama el çektirdiler. Ünye'ye yapılan hizmetlerden memnun muyuz? Eksikler neler var? Ünye'ye yapılan hizmetlerden memnunuz tabii. Ahmet Arpacıoğlu'nun yaptığı hizmetlere geldi, bir başkası oturdu. Biz yaptık oldu. Ahmet'in yaptığı hizmetleri özelleştirdiler. Bazı kişilere peşkeş çekildi. Yazık oldu. Ahmet tekrar inşallah bir yerlerden aday olur gelir. Yarım bıraktığı işleri devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Moda TV olarak 31 Mart yerel seçimlerin nabzını tutuyoruz Ünye sokaklarında. Evet. Size de soralım. Yerel seçimler yaklaşıyor. Neler düşünüyorsunuz? Ya yerel seçimler şu anda malum halkın bazı sıkıntıları var. Onun için çok böyle eskisi gibi şaşalı geçmiyor açıkçası. Biraz sönük geçiyor. Ama adaylar iyi. Ünye'nin adayları, Ordu'nun adayları hepsi yani geçen senelere nazaran daha iyi. İnşallah hayırlısı olacak. Biz de bu ara muhtar seçimlerine hazırlanıyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani ülkemiz için hayırlısı olsun. Ünye'miz için hayırlısı olsun. Özellikle Atatürk Mahallesi geçen 25 sene yani bir 4-5 dönemlik şeyde çok şeyler kaybetti. Hiç yatırım yok. Allah'ın izniyle biz aday olduk. Bu 25 senenin acısını çıkartmak istiyoruz inşallah. Bütün yatırımları Ordu'da olsun, Ünye'de olsun Atatürk Mahallesi'ne çekmek istiyoruz. Yani siz de hem seçmensiniz hem de seçilecek olan kişilerden birisiniz 31 Mart'ta. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Hayırlı olsun diliyoruz size. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Neler diliyoruz? Moda TV ekranlarını takip etmeye devam edin. Ünye'de nabzı tutmaya devam ediyoruz.